Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu ünitemizde Ankara'da olağanüstü yetkili yeni bir meclisin açılış sürecini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin niteliklerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama faaliyetlerini, 1921 Anayasası'nın niteliklerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşan gruplaşmaları ele alacağız. İstanbul'un işgali üzerine Mustafa Kemal Paşa 17 ve 19 Mart'ta iki genelge yayınlamıştı. Böylece Ankara'da olağanüstü yetkili bir meclisin toplanacağını duyurdu. Bu meclise 25 yaşını doldurmuş, medeni cesareti ve düşünsel yetenekleri yüksek, dini ve ulusal değerlere inanmış insanların seçilmesini istedi. İstanbul meclisinden kaçıp gelenler de meclise katılacaklardı. Seçimler oldukça güç koşullarda yapıldı. Zira işgal devletleri işgal ettikleri bölgelerde seçim yapılmasına izin vermiyordu. Üstelik Ankara'da meclis olabilecek uygun bir bina da yoktu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1916 yılında yapımına başladığı binanın kullanılması kararlaştırıldı. Önce binadaki Fransız işgaline son verildi. Sonra çatısı tamamlandı, okullardan sıralar getirildi. Bir kahveden alınan gaz lambası ile de aydınlatma sorunu çözümlendi. Meclisin 23 Nisan 1920 günü yapılacak törenle açılması kararlaştırıldı. O gün yeni meclis en yaşlı üye Şerif Bey'in yaptığı konuşma ile başladı. Şerif Bey işgal sürecini ve yaşananları anlattı. Milletin tam bağımsızlık için sorumluluğu eline aldığını söyledi. Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum diyerek meclisin adını açıkladı. Büyük Millet Meclisi'nin amacının halife ve padişahı yabancı baskısından kurtarmak olduğunu vurguladı. Evet sevgili arkadaşlar, Böylece Türk ulusunun kendi geleceğini yine kendisinin belirleyeceği tek organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başlamış oldu. Peki bu meclisin özellikleri neydi? Olağanüstü yetkili toplandığı için kuruculuk yetkisine sahipti. Güçler birliğini öngören meclis hükümet sistemini benimsemişti. Güçler birliğini öngören meclis hükümeti sistemini benimseyen bu meclis ulusal ve geniş tabanlı bir meclisti. Üyelerinin %70'i 30-40 yaşında genç bir meclisti. Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı zamanda demokrat ve halkçı bir meclisti. Mustafa Kemal 24 Nisan'da yaptığı konuşmada temsilciler kurulunun görevinin sona erdiğini, bu nedenle alınan kararları yürütecek yeni bir örgüt kurulması gerektiğini belirterek bir hükümetin oluşturulması gereğine işaret etmişti. 25 Nisan 1920'de geçici yürütme kurulu oluşturuldu. 29 Nisan'da Vatana ihanet Yasası kabul edildi. 3 Mayıs'ta yapılan seçimler sonucunda ise Yeni Türkiye Devleti'nin ilk hükümeti oluşturuldu. Hükümetin ilk işlerinden biri 6 Mayıs günü yayınladığı kararname ile İstanbul'da her türlü resmi haberleşme yasaklamak oldu. 9 Mayıs 1920'de ise hükümet programını hazırlayarak Büyük Millet Meclisi'nin onayına sundu ve çalışmalarına başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile benimsenen yönetim biçimi bir halk hükümetiydi. Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi'nin yeni sistem konusundaki düşüncesinin kuvvetin, kudretin, hakimiyetin, idarenin doğrudan halka verilmesini kapsayan halkçılık olduğunu açıkladı. Bu düşüncesini programa da döktü. Halkçılık programı 13 Eylül 1920'de Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Yeni Türkiye Devleti'nin temel yapısını belirleyen bu belge özel bir komisyona gönderildi. Komisyon, halkçılık programını ikiye ayırdı. Amaç ve öğreti bölümünü meclisin bildirisi olarak yayınladı. Diğer bölümü ise Teşkilat-ı Esasiye Kanunu olarak düzenledi. Uzun tartışmalardan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul etti. 1921 Anayasası, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunu, yasama ve yürütme yetkisinin ulusun tek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne toplandığını, hükümetin Büyük Millet Meclisi Hükümeti adını taşıdığını, Büyük Millet Meclisi'nin iller halkından seçilen üyelerden oluşacağını, seçimlerin iki yılda bir yapılacağını ve seçilen üyelerin yeniden seçilebileceğini vurguluyordu. Büyük Millet Meclisi üyelerinin her biri kendisine seçmiş olan ilin özel vekili olmayıp bütün ulusun vekili sayılmıştı. Sevgili arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi farklı siyasal eğilimleri benimseyen kişilerden oluşuyordu. Bu üyeler partileşmeye gitmeyeceklerini bildirmişti. Ancak zaman içinde mecliste gruplaşmalar olmaya başladı. Mustafa Kemal Paşa da devrimci zihniyete sahip milletvekilleriyle görüştükten sonra meclis içinde bir grup kurmaya karar verdi. 10 Mayıs'ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu kuruldu. Kısa süre sonra bu grup içinde gizli bir yapılanmaya gidildi. Mustafa Kemal, Selameti Umumiye Komitesi adıyla gizli bir komite kurdu. Komite üyeleri, meclisin gündemine gelecek konuları önce kendi aralarında tartışıp alınan kararı kendilerine yakın hissettikleri arkadaşlarına telkin edeceklerdi. Daha sonra grup toplantılarında komitede anlaştıkları konular doğrultusunda karar çıkarmaya çalışacaklardı. Grubun aldığı kararlar bağlayıcı olması nedeniyle mecliste de kararların kendi istemleri doğrultusunda alınmasını sağlamış olacaklardı. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu'nu kurması muhalefeti harekete geçirdi. Muhalefet 1921 sonu ile 1922 başlarında örgütlü bir hale geldi. Belli bir zaman isimsiz çalıştıktan sonra biz de Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne mensubuz. Biz de o cemiyet tarafından seçildik. Bizim de ismimiz aynı fakat iki numaralı grubuz diyerek kendilerine ikinci grup adını verdiler. Böylece Mustafa Kemal'in kurduğu grup birinci grup adını aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından 1922 yılı sonuna dek savaş tüm şiddetiyle devam etmesine karşın katılımcı bir siyasi işleyiş çalışmalara egemen kılınmış ve hemen her karar tartışılarak alınmıştır. Milletvekilleri vatanın kurtuluşu ilkesinde birleşmiş, ideolojik ayrılıklar su yüzüne çıkmamıştır. Ancak başkomutanlık kanunu ve büyük tanrıs hazırlıkları ile ilgili konularda artan muhalefet, Ülke düşmandan arındırıldıktan sonra daha da belirginleşmiş Lozan'da başlayan barış görüşmeleri mecliste iktidar ile muhalefet arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirmiştir. Hükümet 1 Nisan 1923'te muhalefetin de desteğiyle seçimlere gitme kararı almıştır. Böylece 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi sona ermiş, ülke yeni seçim atmosferine girmiştir. 16 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci dönemi başlayacaktır. Bu dönemdeki gelişmeleri bir sonraki ünitemizde ele alacağız.